Gamur Çağ'a hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi parev diyerek başlayalım programımıza. Bu hafta haberlerle başlayacağız. Zira gündem yoğun, biliyorsunuz. Noel kutlamaları vesilesiyle birçok yerde kutlamalar yapıldı. Ama Ermenistan-Türkiye ilişkileri de gündemdeydi. Paşinyan'ın açıklamaları oldu. Açılan cami kiliseler var. Bulunan sinagoglar ve yüzükler, yine definecilerin. Ve aynı zamanda da bir yandan da hatırlatalım, geçen sene bu dönemlerde Dersim'deki Gagan kutlamalarına da değinmiştik. Kemal Kahraman konuğumuz olmuştu. İzlemediyseniz arşivden bulup onu da izleyebilirsiniz diyelim. Biz şimdi bu haftanın gündemine hemen bakarak başlayalım. İlk olarak Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci için iki taraftan da açıklamalar gelmeye devam ediyor demiştik. Seyircilerimiz merak ediyorlar. Sürekli bana sosyal medyadan da yazıyorlar. Uçaklar konuldu denildi. Şirketin bu hafta uçakları çarşamba günü ilk uçuşunu yapması bekleniyordu. Ancak 14 Ocağı ertelendiği açıklandı. Ermenice kaynaklarda onu da buradan aktaralım bilgi olarak. Ancak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan canlı yayında gazetecilerin ve sivil toplum örgütünün sorularını yanıtladı. Türkiye-Ermenistan normalleşmesine değindi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sosyal medya üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Paşinyan, Türkiye ile ilişkilerde muhtemel iletişimin daha geniş bir bölgesel öneme sahip olabileceği ortaya çıkıyor dedi. Ermenistan-Türkiye sınırının ve demir yolunun açılmasının gündemlerinde olduğunu söyledi. Ancak naif ve gerçeklikten uzak bir iyimserlik içerisinde olmadıklarını da sözlerine ekledi. Paşinyan, havayolu trafiğinin yeniden başlama konusuna değindi. Umarız ki karşılıklı seferler başlar dedi. Taraflar konuşmaya ve iyimserlik için zemin hazırlamaya çalışıyor ifadelerini kullandı. Türkiye ve Ermenistan temsilcilerinin görüşmelerinin ne zaman başlayacağı ile ilgili soruya da cevap verdi. Paşinyan, bu çok uzun bir süreç olacak. 4-5 görüşme sonrasında somut sonuçlara ulaşırsak çok iyi olur. Bunu bekleyip görmek gerek dedi. İlerleyen süreçlerde daha yüksek seviyede siyasi temasların da olabileceğini söyledi. Evet, şimdi biraz da siyasette kalalım. Ermenistan biraz dış ilişkiler oluyor ama Türkiye iç siyasetinde de gelişmeler var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Nisan'da HDP'nin yaptığı açıklama sebebiyle 301. maddeden dava açmak için Adalet Bakanlığı'ndan izin istedi. Eğer izin verilirse HDP'nin Merkez Yönetim Kurulu'ndan 26 kişiye dava açılacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri hakkında TCK 301. madde uyarınca soruşturma açabilmek için Adalet Bakanlığı'ndan izin istedi. T24'ten Gökçer Tayıncıoğlu'nun haberine göre fezlekede Birleşmiş Milletler'in 1948 tarihli sözleşmesine atıfta bulunuldu. Soykırım ifadesinin kullanılamayacağı belirtildi. Fezleke'de mecliste vekilleri yemin eden hiçbir partinin milletin aleyhinde olacak eylemlerde bulunamayacağı da savunuldu. Ayrıca Doğu Perinçek'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açtığı soykırım davasında yaptığı Ermeni soykırımı yoktur açıklamasının ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna yönelik kararı hatırlatıldı. Yasaya göre 301. maddeden açılacak soruşturmalar izne tabi olduğundan Adalet Bakanlığı'nın izin vermesi halinde HDP-MYK üyesi 26 kişi hakkında Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağıladıkları gerekçesiyle soruşturma yürütülecek. Gelin şimdi Türkiye'den Noel kutlamalarıyla devam edelim. Birazcık yüzümüz gülsün. Mardin'den, Mersin'den, Antalya'dan Noel kutlamaları vardı cumartesi günü. Türkiye'nin birçok yerinde Hristiyanlar Noel Bayramı'nı kutluyor. Süryanilerin kutlama merkezi Mardin'di. Midyat'ta Süryanilerin ruhani lideri Metropolit Timoteos Samuel Aktaş, Mor Gabriel Manastırı'ndaki ayini yönetti. Doğuş bayramını büyük bir ruhi coşkuyla kutluyoruz. Mor İşmunu Kilisesi'nde de ayin vardı. Ayinde Hazreti İsa'nın doğumunu duyurmak için çobanların yaktığı ateşi simgelemek amacıyla kilisenin ortasına tepsi içinde çıralar konuldu.
Ayine katılan çocuklar ellerindeki mumlarla bu çıraları tutuşturarak ateşin etrafında dönüp ilahiler okudu. İstanbul'daki Rum Patrikhanesi'nde de ayin vardı. Covid pozitif tanısı konulduğu için karantinada olan Patrik Bartolomeo yerine ayini Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Emanuel Adamakis yönetti. Ayin için gelenler kilisenin girişinde bulunan alanda mum yakıp dua etti. Rum toplumundaki kutlamaların bir diğer adresi de Beyoğlu'ndaki Zorafyon Okulu'nun önüydü. Özel Zorafyon Rum Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve mezunlarından oluşan bir grup, okul önünden başlayarak Rumca ve Türkçe Noel şarkılarıyla İstiklal Caddesi'ne çıktı. Caddeden geçenlere çörek, şeker ve çikolata dağıtıldı. Beyoğlu'ndaki Sen Antuan Kilisesi de her yıl olduğu gibi ilgi odağıydı. İstiklal Caddesi'nden geçenler kilise bahçesinde süslenen büyük Noel ağacı önünde hatıra fotoğrafı çektirip mum yakarak dilek tuttu. İncil'den bölümler ve ilahiler okundu. Mersin Latin İtalyan Katolik Kilisesi de hareketli bir Noel geçirdi. Ayinde Hristiyan cemaati mensupları mumlar yakarak dilekler tuttu. Noel ritüelleri gerçekleştirildikten sonra dua törenine geçildi. Kilisenin ruhani reisi Roşan Cordeiro ile Roma'dan ayin için gelen rahip Antoine İlgit, insanlık ve dünya barışı için birlik mesajı vererek insanları birbirine karşı hoşgörülü olmaya davet etti. Hatay'da da Ortodoks Kilisesi ayin düzenledi. Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, Noel'in barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi. Ayin sonunda kilise bahçesinde havai fişek gösterisi yapıldı. Hristiyan alemi Noel'i kutlarken bir Noel döneminde Edirne'de, Enez'de eski bir Bizans kilisesi cami olarak restore edildi ve ibadete açıldı. Adı Fatih Camii'ydi ama açılırken Ayasofya Camii olarak açtı Diyanet İşleri Başkanı. İstanbul'daki Ayasofya'ya atıfta bulundu. Eski ismini hatırlattı ama Noel dönemine gelmesi bu açılışın da dikkat çekti. Edirne'nin Enez ilçesinde bulunan Fatih Camii restore edildi. Hristiyan dünyasının Noel bayramına rastlayan açılış, Rum Ortodoks dünyasında tepkiyle karşılandı. 12. yüzyılda inşa edildiği belirtilen kilise, 1455 yılında Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in işgalinden sonra Fatih Camii'ne dönüştürülmüştü. 23 Ağustos 1965'te meydana gelen deprem sonrasında kısmen yıkılan yapı, bu tarihten sonra ibadete açılmadı. Enez arkeolojik kazıları kapsamında Profesör Doktor Sait Başaran başkanlığında koruma altına alındı. 2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Turizm Bakanlığı restorasyon kararı aldı. Cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Kilisesi olarak bilinen yapıyı Ayasofya Camii olarak anons etti. Şimdi burada Edirne, Enez, Ayasofya'da, Enez'de Ayasofya Camii'mizin yeniden ibadete açılışını birlikte burada gerçekleştiriyoruz. 6 yıl süren çalışmalara 15 milyon 500 bin TL harcandı. Restorasyonda duvarlardaki freskler de sıvayla kapatıldı. İstanbul Üniversitesi'nden Hande Günözü'nün 2014 yılında tarihi yapıyla ilgili yaptığı araştırmada ve fotoğraflardaysa fresklerin ve kabartmaların önemli bir bölümünün halen sağlam olduğu görülebiliyor.
Haber turumuzu Side'de noktalayacağız. Side'de bir evin altında 7. yüzyıldan kalma bir sinagog gün yüzüne çıkarıldı. Bir sinagog açığa çıkarttık bu kazılarda, yine bir evin altında. Antalya Side'de yapılan kazılarda bir evin altında 7. yüzyıldan kalma sinagog bulundu. Bulunan sinagog bu bölgede yaşadığı bilinen Yahudilere ait ilk bulgu olarak değerlendirildi. Sinagogun ortasında bir yazıt yer alıyor. Yazıtta şöyle yazıyorduk: Korakezyonlu Yosef oğlu Daniel için adadı diye. 2,5 yaşında hayatını kaybetmiş babası Yosef, ruhunu onurlandırmak için sinagoga bir adakta bulunmuş. 35 kişilik ekibiyle alandaki kazı çalışmalarını takip eden kazı başkanı, Anadolu Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Feriştah Alanyalı korunamadı dedi. Birinci derece arkeolojik site olmasına rağmen Side korunamamıştı. Side'de 100 metrekarelik bir parselin 110 metresi inşa edilmiş, kaçaklarla doluydu. Ordu'nun Fatsa ilçesinde yol yapım çalışması sırasında Roma Antik Dönemi'ne ait 8 lahit mezar bulundu. Bölgede süren acil kurtarma kazılarında 2000 yıllık üzerinde Tanrı Hermes figürü yer alan kırmızı akik taşlı gümüş yüzükle çeşitli tarihi parçalar gün yüzüne çıkarıldı. Evet, bu haber turumuzun ardından bugünün konusuna geçebiliriz artık. Yılın son Gamurç programını yapıyoruz ama tabii ki gündem her zaman sıcak. Özellikle de Avlaremos sitesinin son olarak açıkladığı bir anket vardı. Türkiye'deki antisemit olayları anketle okurlarına sundu, belirlemelerini istedi. En antisemit olayı belirlemeleri istendi. Bunun üzerine aslında uzun süredir konuşmayı planladığımız Türkiye'de ve Avrupa'da antisemitizmle ilgili programı güncelleyelim dedik. Bunun için de hem avukat hem de Avlaremos editörü Betsy Penso konuğumuz olacak. Hemen yanında da Pınar Kılavuz, Arta TV izleyicileri bilirler. Pınar Kılavuz'u daha önce de yayınlarımızı almıştık. Kendisi Paris'ten katılacak, sosyolog ve Şalom gazetesinden aynı zamanda. Betsy, Pınar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. İkinize de çok teşekkür ederim yayına katılmayı kabul ettiğiniz için. Çünkü aslında bu konu bu programda, Gamurç Köprü adlı bir programda konuşulması gereken, uzun süredir de gündeme almak istediğimiz bir konuydu. Sitenin de Avlaremos'un da aracılığıyla bu şekilde gündeme getirmiş olalım. Şimdi Türkiye'de antisemitizmi konuşmak istediğimi söylemiştim. Avrupa'da antisemitizmi konuşmak istediğimi söylemiştim. Öncelikle belki de şeyle başlamak gerekiyor. Ermeni toplumunun bir üyesi olarak belki de antisemitizmi çok fazla konuşmayan bir toplum olduğumuzun öz eleştirisini vererek başlamak da gerekiyor. Ben hem gazeteci olduğum dönemde hem de daha sonra bu konuyu çok da belki kendi gündemiyle meşgul olduğu için böyle her ay, her vesileyle haberlerle gündeme taşısak da bu kadar açamıyoruz. O anlamda bir öz eleştiri vermem gerekiyor. Ama şuradan başlamak istiyorum. Bizim izleyicilerimiz belki bilmiyorlardır, takip etmiyorlardır. Ama Türkiye'de antisemitizm ve aslında antisemitizmin ne olduğuyla ilgili biraz Türkiyelileri bilgilendirmek gerekiyor zannedersem. Bazen günlük hayata karışmış kelimeler, cümleler çok da aslında yabancı gelmiyor onlara, insanlara. Aldırış etmiyorlar belki, değil mi? Betsy Penso, sizle başlayalım. Evet, iyi akşamlar. Teşekkürler beni yayına çağırdığınız için öncelikle. Öz eleştiri yani tabii hepimiz yapalım ama kendinizi çok da hırpalamayın yani. Tabii ki de her programda antisemitizm konuşulacak diye bir şey yok. Bugün konuşuyor olmamız da bence yeteri kadar güzel. Keşke hiç konuşmuyor olsak ve keşke böyle bir şey olmasa tabii. Antisemitizm nedir? En basit tabiriyle Yahudilere karşı bir ön yargı ve nefret söylemi diyebiliriz. Sadece söylem de değil tabii, kendisini aksiyon olarak da gösterebiliyor. Ve maalesef bu Türkiye'de oldukça yaygın. Her ne kadar bazı insanlar Türkiye'de antisemitizm olmadığını iddia etse de ve yaptıkları şeylerin antisemit olduğunu farkında olmasalar da aslında oldukça antisemitizm var Türkiye'de. Biz de aslında Avlaremos ailesi olarak kuruluş amaçlarımızdan en önemlisi aslında antisemitizmle mücadele etmekti. Bunu birazcık da antisemitizmi insanlar tarafından görünmesini sağlayarak yapmaya çalıştık her zaman. Haberin, hani duyduğumuz, haberimiz olan haberleri
haberleştirdik. Yani haber olmayan şeyleri daha diğer ana akım medyada haberleştirmeye başladık. Kim zaman ilk kurulduğumuz zamanlarda daha aktivistik. O zamanlar işte Nişantaşı Kurtuluş civarında işte çizilen gamalı haçların üzerini boyamaya falan gittiğimiz zamanlar da olmuştu. Daha aktif bir antisemitizmle mücadele yapabiliyorduk o zamanlar. Şimdi daha çok bir internet platformu üzerinden mücadele etmeye çalışıyoruz. Kim zaman bu sosyal medyadaki antisemit tweetleri derlemekle oluyor. Kimi zaman da didaktik bir şekilde bu neden antisemittir'i anlatarak oluyor. Hemen araya girip bir şey soracağım ama şu Avlaremos ne demek? Kelime anlamını da biraz anlatalım mı? En azından bir kelime daha öğrenmiş olsunlar. Tabii. Avlaremos Judeo-İspanyol dilinde türemiş bir kelime. Bu dilde sanırım artık kulüp dizisi sayesinde herkes biliyor. 1492'de Osmanlı topraklarına gelen Sefradi Yahudilerinin getirdiği bir dil, Judeo-İspanyol. Avlaremos da bu dilde konuşalım demek. Bu aslında Yahudiler arasında var olan bir kaydes kültürü vardır ki başlarına gelen kötü şeyleri anlatmaktan çekinirler ve susmayı tercih ederler. Bizim de amacımız aslında bunun tam tersi. Konuşmak ve problemlerimizi bir şekilde açığa vurmak ve ileriki nesillere taşımak, belki bunları savaşarak bitirmek. Evet. O anlama geliyor. Hemen şimdi biraz önce bahsettiğiniz bu gamalı haçları duvarların üzerinde görmekten bahsedince aklıma geldi. Benim ilk bu konuyla tanışıklığım belki de Heybeliada'da Musevi ve Rum komşularımızla birlikte çocukluğumuzda evlerin üzerine çizilen bu haçların ne anlama geldiğini komşularımıza sormakla oldu. Ki yani yok diyenlere, bizim çocukluğumuz 80'ler. Yani yok diyenlere de öyle bir hatırlatmada bulunalım. Yani benim çocukluğum 80'ler. Dolayısıyla bu gündemde de var aslında. Şimdi buradan Pınar'a geçmek istiyorum. Çünkü bu sadece Türkiye'de aslında yokmuş gibi gösteriliyor ama var antisemitizm derken, dünyada da yok değil aslında, çok yani dünyada, Avrupa'da özellikle bu konuda belki biraz daha fazla haberlerde görüyoruz, belki biraz daha fazla tepki topluyor ama var, değil mi? Doğru, kesinlikle var. Yani bu Türkiye'de de, bütün dünyada da, yani Yahudilerin yaşadığı birçok ülkede olan bir problem. Ama senin de söylediğin gibi Ali, şöyle bir fark var. Yani Türkiye'de ana akım medyalar bunu ne kadar göstermekten kaçınsa da, bunu söyleyen insanlar sürekli bir susturulma politikası güdülse de bu kişilere ve bu platformlara karşı, Fransa'da bu çok ciddi tepki topluyor. Bunun nedeni bence biraz nüfusla açıklanıyor. Biraz da ülkelerin tarihlerinden kaynaklı. Yani bir yanda, yanılmıyorsam Betsy de beni düzeltebilir, 15 bin Yahudinin yaşadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Diğer yanda 450 bin Yahudinin yaşadığı ve tabii ki bu ülkelerde Yahudi cemaatlerinin başına gelenler, trajik ve trajik olmayan olaylar aynı değil. Sanıyorum bu da açıklayıcı bir şey. Yani demografik nedenler var. İkincisi hükümetin, yani Fransa'daki hükümetin ve devletin tutumundan da kaynaklı. Burada zaten nefret suçlarıyla mücadele her fırsatta dile getiriliyor. Ve ülkenin başında olanlar, yani cumhurbaşkanları ve bir önemli yerlerdeki bakanlar diyelim, Yahudi cemaatiyle sürekli bir sıcak temas içindeler. Ve onları sürekli gönüllerini ferah tutma amaçlı konuşmalar yapıyorlar. Yani bunu ciddi olarak aksiyona geçtiğini de görüyoruz. Tek fark bence burada bir yerde hakikaten görünür olurken ve bu mesela sinagog saldırıları ya da başka trajik olayların anmalarına sadece Yahudiler değil ya da seneden seneye azalan kişiler değil, toplumun her kesimden insanların katıldığını ve herkesin bir birlik içinde buna ses çıkartması olarak analiz edebilirim ben ilk başta. Şunu sormak istiyorum bilgilendirmek açısından. Avrupa'da cezalandırılması var mı? Hukuki anlamda böyle bir durum var mı? Türkiye'de yok diye biliyorum. Ama önce Pınar'a sormak istiyorum. Avrupa'da antisemitizmin cezalandırıldığı bir hukuk sistemi vardı mı Fransa özelinde? Evet, ben buna Fransa özelinde cevap verebilirim. Tabii ki var. Yani birkaç tane kanun var. Hatta yeni yürürlüğe giren de internet üzerindeki nefret suçları söylemlerine karşı da bir nefretle mücadele kanunları var. Bunun hapis cezası var. Maksimum 45 bin euroya varan para cezaları var ve bu şekilde suç işleyip de bu suçtan yargılanan insanlar da mevcut. Evet, nefret suçları, yani ırkçılık ve antisemitizme karşı, aynı zamanda insanların cinsel kimliklerine yapılan saldırı gibi birçok kimliğimizin parçasını oluşturan şeyler nedeniyle nefret suçuna maruz kalıyorsak bu cezalandırılıyor. Evet.
Şimdi Pınar Kılavuz'un hemen titri kısmında sosyolog diye görüyorsunuz sevgili seyirciler, ama kendisi aynı zamanda Shalom gazetesinden, oraya sığmadığı için belki de yetiştiremedik, ama şimdi Shalom gazetesini derken buradan iki konuyu da birbirine bağlayacağım. Çünkü Shalom gazetesinin internet sitesi bu sene saldırıya uğradı. Yani bir hacker grubu tarafından. Bu da Avramov'un aslında yılın diyelim 2021 yılında gerçekleşen en antisemit vaka anketinde de bulunuyor. Betsy Penso, bu antisemit vaka, en antisemit vaka anketini biraz bize anlatabilir misin? Bu aslında sadece bu sene değil, daha önce de başlamıştı. Aynen. 2016 senesinde biz yayına başladık Avramov olarak. İlk başladığımız seneden beri hep bunu yaptık. Bir gelenek haline getirmek istedik. Şimdiye kadar da hep güzel bir şekilde ilerledi. Her sene de gitti ya tabii, katılımcı sayımız arttı. Zaten aslında bizim buradaki amacımız gerçekten yılın en antisemit vakasını belirlemek değil. Zaten bir olay diğerinden nasıl daha antisemit olabilir ki? Amacımız sadece bu olayları hatırlatmak, bunların gerçekleştiğini tekrar hatırlatmak herkese. Bu açıdan da başarılı olduğumuzu düşünüyorum son 5 senedir. Bu sene de ekrana da geliyor şu anda o sitedeki en herhalde seçilen ilk 1 2 3 4 5 6 7 haber. Bu sene 7 tane seçtik. Evet. Aslına bakarsanız sadece Shalom değil, biz de çok çok büyük bir siber saldırı altındaydık. Bu bütün bir yaz boyunca diyebilirim. Hacklenmedik ama sistemimizi o kadar güvenlik katmanları koymamız gerekti ki uzun bir süre siteye ulaşmak neredeyse imkansız oldu. Ne yazar olarak ne de editör olarak. Çok uzun bir süre hiçbir yazı giremedik. Hatta bu yüzden arşivciliğimize sıkıntı geldi. Çünkü bir süre olan antisemit olayları girememiş olduk. Aynı zamanlarda Shalom da bir siber saldırıya maruz kaldı. Muhtemelen aynı grup tarafından, bize kim yaptığını bilmiyoruz. Ve onlar maalesef eklendiler. Daha sonra geri aldılar siteyi ve bu bizim bu sene belirlediğimiz olaylardan sadece bir tanesi. Olabildiğince farklı olayları aslında seçmeye çalışıyoruz. Farklı çeşit antisemit olayları gösterebilmek için. Çünkü kendisini farklı şekillerde gösterebiliyor antisemitizm. Bence bu aralar en popüler olan Yahudi kelimesinin bir hakaret olarak kullanılması. Ki zaten burada seçeneklerden bir hatta iki tanesi de diyebiliriz. Bir tanesi Bursa 23. Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar. Ki Recep Tayyip Erdoğan'a Yahudi denmesinin bir hakaret olduğuna karar verdi. Ve 7 bin liralık bir adli para cezasına çarptırdı bu kişiyi. Seçeneklerde yok ama yine bu sene içerisinde Atatürk'e İngiliz hilafeti, İngilizler hilafeti satan Yahudi dendiği için de bir Atatürk'ün hatırasına hakaretten dava açıldı ve yine Yahudi demek bir hakaret olarak sayıldı. Kendisini böyle gösteriyor antisemitizm tabii. Diğer taraftan işte komplo teorileri üzerinden gösterebiliyor. Bu sene yine biz maalesef koyamadık seçeneklerin arasında ama mesela Rav Mendi Hitrik bir Anadolu turu yaptı kendi işi için. Ve bu esnada bir sürü tweetle bütün gezisini aktardı, tarihi sinagogları gezdi vesaire. Ve bunun üzerine tam da şansa yaz zamanlarıydı ve bütün bu yangınlar çıkmıştı Ege civarında. Bir anda işte hahamlar Karabüyü çok iyi bilir zaten, işte yangınlar bu yüzden mi çıktı vesaire tarzı haberler yayınlanmaya başladı. Bu şekilde de görebiliyoruz antisemitizmi. Zaten bir başkası da aslında komplo teorisi olarak bu Yahudi madalyası meselesi var. Bu sanırım 2016'dan beri her sene muhakkak bizim listemize girmiş bir olay. Her sene başka biri yaptı. Kim zaman aynı kişiler tekrar etti. Hiç fark etmez. İyi Partili, CHP'li, işte Muharrem İnce, yani her kesimin kullandığı bir şey bu. Burada tam bir yani yanlış yorumlama meselesi var. Belki de bile yanlış yorumlama meselesi var. Bahsedilen Yahudi madalyası aslında ADL örgütü tarafından Holokost zamanında Yahudilere yardım ettiği için bir takım büyükelçilere verilmiş bir ödülün Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmasıydı. Fakat sanki bu kötü bir şeymiş gibi sürekli Recep Tayyip Erdoğan'ı bununla vurmaya çalışıyorlar. Ve aslında bunu yaparken de Yahudilik iyi kötü bir şeymiş gibi lanse ettikleri için yine bir antisemitizm çıkıyor. Bize bazen
insanlar gelip bu niye antisemit, biz anlamadık diyebiliyorlar. Özellikle nedense bu konuda geliyor en çok bu soru. O yüzden söylemek istedim. Evet, zaten belki de en büyük problem de burada. İnsanlar bunu günlük hayatlarında kullanırken ya da nasıl kullandıklarına bakmadan... Canım bu da soykırım karşıtlığı değildir, bu da antisemitizm değildir, bu da o değildir diyorlar ama yani daha biz bunu programı yaptığımız günün sabahında bile ajanslardan önüme düşen bir haberde işte İsrail'de bir Rum papazın İsrail yönetimine karşı işte Yahudiler şöyledir böyledir şeklinde savunmasını işte Akit gazetesi alıp manşetine bakın işte papazlar bile bizden yana şeklinde koymasının nasıl bir antisemitizm olduğunu ya da iki taraftan aslında her yandan sorumlu bir söylem olduğunu farkında değiller. Sizin koyduğunuz bu listede yer alanlardan biri de böyle mesela. O da şu mesela Can Bonomo'ya yapılan atıflar saldırı ya da işte Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapan öğretim üyelerine cevap olarak Cemil Kandemir isimli sağlık memurunun dedikleri. Yani hepiniz şerefsizsiniz, hep aynısınız, Yahudisiniz diyerekten böyle sövüyor. Yani bunları cümlenin içerisinde yan yana kullandıklarında bile aslında nasıl bir hata ya da dil problemi çıkardıklarını ve bunun nasıl yansıdığını topluma farkına varamayabiliyorlar. Bu şimdi buradan aslında şöyle de demek gerekiyor. Siyasetçilerden de alıntılar var. Burada hem Cumhurbaşkanı'ndan hem İYİ Parti'den gelen bazı tweetler de var. Bu tweet zaten sosyal medyada çok fazla yansıyor. Şimdi Türkiye'de siyasetçilerin çok başvurduğu bir yöntem, bir kullandığı bir yöntem antisemitizm yani aslında. Ama bu Avrupa'da böyle mi? Avrupa'da da bu şekilde kullanılıyor mu? Özellikle de şimdi seçim öncesinde Fransa mesela. Yani Avrupa'da bu tarz şeyleri bir siyasetçinin söylemesi siyasi kariyerini bitirmesi demek direkt olarak. Yani bu çünkü pohpohlanan ya da yok sayılan bir şey değil. Zaten bir Yahudi nüfusu kaynaklı iki tarihte yapılmış büyük bir katliamın da bir parçası olarak Fransa eğer bunu söylerse bir inkarcı olur. İkincisi tarihiyle barışması mümkün olmayan bir ülke haline gelir ki bu da son derece istenmeyen bir şey. Burada ama nasıl oluyor? Tabii ki bu hiç yok anlamına da gelmesin lütfen. Aşırı sağcı partilerde Holokost'un inkarı olmasa da örnek vermek gerekirse bu Jean-Marie Le Pen var işte Ulusal Cephe evet. Şu anki kızı aday kendisi zamanında şöyle bir söz söyleyebilmişti. Gaz odaları tarihin bir detayı demişti mesela bunu söyleyebilmişti ama onun söylemesiyle birlikte ne oldu kendi kızı bile onu partiden sildi ve herkes onun sözüyle hatırlıyor. Yani bir ceza alıp almadığını bilmiyorum şimdi yanlış bir bilgi vermek istemiyorum ama bunu söylemesiyle kendini bitirmesi bir oldu. İkincisi şu anda Zemur var yani bu Zemur sürekli böyle Zemur diyoruz ama çok önemli bir şey. Çünkü hem Yahudi olup hem antisemit ve ben insanlara lütfen bunu birlikte de tartışalım istiyorum. Bunun antisemit olduğunu anlatamıyorum. Yani bir Yahudi nasıl antisemit olur sorusunu soruyoruz. Çünkü şöyle Dreyfus, Kapitan Dreyfus olayı var biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'nda bir asker ve Yahudi ve antisemit olduğu için, Yahudi olduğu için özür diliyorum, ajanlıkla suçlanıyor ve oradan gönderiliyor, sonra sürgün ediliyor ve çok çok seneler sonra haksızlığı ortaya çıkıyor. Zemur bunun için şunu söylüyor, Dreyfus Alman olduğu için buna maruz kaldı, Yahudi olmasıyla bir alakası yok diyor. İkincisi de o kadar büyük bir tarihi saptırma yapıyor ki, 2. Dünya Savaşı'nda Mareşal Pétain yani Vichy hükümetinin başında olan ve Hitler'in en büyük işbirlikçisi olan ve Fransa'nın kara sayfalarının yazarı kendisi diyor ki Pétain Fransız Yahudilerini kurtarmak için yabancı uyruklu Yahudileri verdi. Bir kere verdi kelimesi zaten başlı başına korkunç bir şey. Burada bir insandan bahsediyoruz. Burada birine verilen bir tabaktan ya da bir çiçekten söz etmiyoruz. Hı hı. Bunu söylemesinin amacı da işte bu cumhuriyetçilik ve işte Fransa bir şey yapmadı. Fransa'ya Hitler bunu yaptırdı. Evet Hitler yaptırdı ama Fransa bunu yapmamayı da tercih edebilirdi. Ve burada 11 bin çocuktan da bahsediyoruz aynı zamanda. Yani çocuklar da bu kamplara gönderildi. Ki Fransa'da ilkokulun sonuncu senesinden itibaren bu Holocaust eğitimi verilir. Müzelerde bu yapılır. Hatta oradan kurtulmuş insanlarla öğrenciler bir araya getirilir. Auschwitz'e hatıra gezileri yapılır. Polonya'ya gidilir. Yani bunların yapıldığı yerde. Ama tabii ki Zemur çok büyük tepki topladı. Yani Yahudilerden de kesinlikle bir oy bile Zemur'a gitmeyecek diye paylaşımlar yapılıyor. O yüzden bunu şöyle özetleyebilirim. Var burada da her yerde olduğu gibi ama bu kadar alenen söylendiğinde cezası da ağır oluyor. Peki bu dediğiniz aslında ilginç bir konuyu da açıyor. Şimdi geçen gün
lerde bir tartışma da vardı. İşte Cumhurbaşkanı Külliyesi'ni ziyaret etmişti hahamlar Türkiye'de. Oradan da eleştiriler gelmişti. Betsy Penso, Türkiye'deki Yahudi toplumu içerisinde de böyle yani antisemitizm konusunda bir ayrılık var mı? Olduğunu düşünmüyorum ama. Yani şöyle bir şey var. Daha eski okul yani old school dediğimiz insanlar böyle daha bir devleti içselleştirip biz burada çok mutluyuz, bize çok iyi davranıyorlar, antisemitizme pek maruz kalmıyoruz gibi bir söylem içerisinde olanlar var. Hı hı. Hatta biz ilk çıktığımız zaman işte ne gerek var bütün bunları online bir şekilde konuşmanız, biz kendi aramızda halledelim, hiç gerek yok bunların böyle duymasına gibi tepkiler de aldığımız zamanlar olmuştu. Ama bugün yani genel kanı olarak herkes antisemitizmin varlığını bence farkında. Sadece dillendirmek istemeyenler hala var diyebilirim. Zannedersem bütün tırnak içerisinde Türkiye'deki azınlık toplumların, Rumların, Süryanilerin, Ermenilerin genç neslinin yaşadığı bir sorun bu. Hani biz kendimiz içte konuşalım, bunu çok böyle ortalığa saçmayalım şeklinde ama hep de farkında olunan bir şey. Tabii karşılığında bir anlamda işte biz antisemit değiliz şeklinde devlet katından ya da işte bürokratların böyle bir şey yoktur Türkiye'de diye açıklamalara kadar da götürebiliyor. Günlük hayatta yansımalarını konuşmak istiyorum ama şunu Pınar'dan bir devam edelim, ondan tekrar dönelim Betsy Penso'ya. Şimdi günlük hayatta yansımalarını konuşurken biraz önce yayın öncesinde de konuşuyorduk. Korona karşıtı, işte aşı karşıtları bile işte Belçika'da mesela yürüyüşlerde bazı simgelerle korona karşıtlığı, aşı karşıtlığını savunur hale geldiler. Yani bunun aslında farkında değiller mi insanlar, yoksa bilerek mi yapıyorlar? Bence gayet farkındalar. Çünkü tarihte de baktığımızda Orta Çağ'dan günümüze birçok hastalıkta her zaman Yahudilerin sorumlu tutulduğunu görüyoruz. Bu konuda yayınlanmış makaleler de var. Hatta iftiralar üzerine bu insanların zorla sürgün edilmesi ve öldürülmesine kadar giden örnekler de var Avrupa'da. Fakat şöyle bir şey var. Yani ben şuna da inanmıyorum. Buradan bunu da söylemiş olayım. Yani kimisi diyor ki ben zorunlu aşıya karşıyım. Kimisi de komple aşıya karşı olduğunu söylüyor. Bu ikisini çok fazla ayırt etmenin de mümkün olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Burada bir halk sağlığı problemi de var. Ve başından beri işte bu çip takacaklar bize, Bill Gates bize çip takacak. Tutumda bu pandeminin arkasında Yahudiler var. Zaten aşıyı onlar buldu. İşte hastalığı yarattılar, aşı üstünden para kazanacaklara kadar giden son derece akıl dışı diyelim en kibar tabirle bu var. Burada neler oldu Fransa'da mesela? Hala her cumartesi, sanıyorum 17 cumartesi oldu artık. Bu zorunlu aşı pasaportuna karşı kişiler yürüyüş yapıyor ve hiç şaşırtıcı olmayan bir biçimde. Bunlar zaten ekstrem, radikal, sağcı partiler ve onların sempatizanları dünyanın her yerinde olduğu gibi diye de söylemek istiyorum. Şunu yapıyorlar. Mesela Pastaniter deniyor buna. O sondaki iki S'yi Gamalı Haça, Nazilerin SS'ine benzeyen şekilde yazıyorlar. Sonra pankartlar taşıyorlar ve en kötüsü de üzerlerine sarı yıldızlar yapıştırdılar. Tıpkı 2. Dünya Savaşı döneminde Yahudilere yapıldığı gibi üstüne aşısız yazdılar. Auschwitz kampının girişinin kapısının fotoğraflarını paylaştılar. Macron'a Hitler bıyıkları çizdiler. Bütün bunlar zaten cezalandırıldı ve şöyle bir şey. Ama kim diye de pankartlar açıldı. Burada da zaten yine savaş öncesi ısınmakta olan ve antisemitizmin altını fokur fokur kaynadığı Avrupa'ya bir gönderme var. Çünkü tıpkı o zaman da her şeyin altında onlar aranıyordu, onlar sorumluydu ve işte bakanlar kabinesindeki bakanlardan onlara göre soyadı Yahudiliği çağrıştıran insanların da isimlerini yazıp fişlediler. Ama ne oldu? Bunu yapan biri öğretmendi ve öğretmen ceza aldı. Seçme ve seçilme hakkı üstten elinden alındı. Para cezasına çarptırıldı. Mahkemeye gitmedi ama gitmek için zorlanacak. Ve aynı zamanda da öğretmenliği düşürüldü. Yani bunu yaptı ama tabii ki yapması çok korkunç. Ama bence önemli olan da yaptığı şeyin cezasını alması ve toplumda karşılığını bulmaması diye düşünüyorum. Bir taraftan da Türkiye'ye dönelim. Betsy Penso, sizin bu ankette de var. Bursa 23. Asli Ceza Mahkemesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Yahudi ifadesi kullanan kişi 7000 TL adli para cezasına çarptırılıyor. Ve bu şekilde aslında yani Yahudi kelimesinin de ya hakaret olduğunu mahkeme kabul etmiş oluyor. Evet, yani Türkiye'de günlük hayatın ötesinde bir de adli kurumlara da sirayet etmiş oluyor. Sadece yetmezmiş gibi bir karalama biçimi olarak mı kullanılıyor?
Maalesef, maalesef. Bunu yani aslında Twitter'da da çok görüyoruz. Genelde birini hakaret etmek için işte seni pis Yahudi Ermeni falan tarzı böyle combo şeklinde kullanmayı bayağı seven böyle bir kesim var. Var ve hani maalesef olmaya devam edecek. Çünkü Türkiye'de ciddi bir cezasızlık durumu söz konusu. Sanırım 2017 senesiydi. Neve Şalom Sinagogu'nun kapısına Alperen Ocakları bayağı böyle işte ellerine sopalarla falan saldırmaya gitmişlerdi. Orada bir sürü haber ajansı canlı olarak bu olayı çekti, yayınladı. Üzerine soruşturma açıldığı zamansa nedense sadece bir kişi teşhis edebildi bütün o kalabalıklarını. Yani ben eminim, ben o fotoğrafı Facebook'a yüklersem Facebook daha fazla yüzü tanır. Evet, değil mi? Teklettirecek bize hemen. Aynen öyle. Ama sadece bir kişi yargılandı ve bu yargılanan kişi de bu ocakların sanırım başkanıydı. İlk derece mahkemesinde sanırım 1,5 sene tarzı bir cezaya çarptırıldı. Ve daha evvel de sabıkalı olduğu için cezasını aslında çekmesi gerekiyordu. Hı hı. Zannediyorum ki temiz etti kararı. Çünkü şu an hala dışarıda. Ve hatta geçtiğimiz sene Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı olmak üzere aday da olmuş aynı kişi. Yani bu belki de aslında bir sinagoga saldırmak ilerideki siyasi hayat için yapılmış bir basamak, CV'ye yazılacak önemli bir madde olmuş olabilir. 2017 senesinde en antisemit vakası seçilmişti bu olay. Sinagoga yapılan saldırı. Evet. Gerçekten korkutucuydu. Üstünde bir sonraki haftada başka bir sinagogun kapısında böyle bir yıkılacak yer falan diye bir yazı bırakmışlardı. Korktuğumuz günler olmuştu gerçekten. Bu anlamda sizin bu anketi ben şey diye de görüyorum biraz. Hani zaten bu konuda bir cezasızlık hakim. Bu adli makamlara da siyasetine kadar sirayet etmiş durumda. Dolayısıyla aslında bu birazcık hani Rotten Tomatoes ödülleri gibi hani birazcık öne çıkarıp görün yani bunlar da var diye tarihe not olarak düşüyor. Hani cezasızlık olsun ama bu kadar da değil unutulmasın en azından gibi. Aynen öyle. Bir yerde duruyor. Şimdi sosyal medya dediniz, siz de internetten yayın yapıyorsunuz ve bir süredir de oldukça başarılı haberlerle gündemi takip edebiliyoruz orada. Yani farklı haber kaynaklarına çok ihtiyaç var Türkiye'de. Shalom, Agos gibi gazetelerin varlığı, Apoev Matini gibi gazetelerin varlığı ama bir taraftan Türkçe okuyabildiğimiz işte yeni dönemde Arap Ortodoksların Nehna gazetesinin çıkması internette gibi. Avramoz'un da bir deneyimi oluştu. Şimdi siz sosyal medyada ve aslında internet ortamındaki antisemit vakalara çok daha vakıfsınız son dönem içerisinde. Bu nasıl, biraz önce de bahsettik, sosyal medya çok rahatça insanların artık küfür edebildiği ve saldırabildiği bir yer haline geldi. Bu nasıl yansıyor? Ben bunu aslında uzun süre en çok Holocaust imgesi üzerinden gördüm. Yani işte genel olarak işte Hitler ne kadar doğru bir şeyler yapmış, işte keşke hepiniz sabun olsaydınız, Kavdan kitabı şöyle harika, böyle mantıklı, bir gamalı haç paylaşma sevdası, yani böyle giden bir şey var. Diğer taraftan da şunu da görebiliyoruz. Ne zaman oluyor bu? Aslında her zaman ve her şeyden olabiliyor. Bizim editör arkadaşımız var, Serdar Korucu. Hı hı. Neredeyse bütün Türkiye'de olan olaylardan sonra Twitter'da bir araştırma yapıyor. Yahudi kelimesinin nasıl kullanıldığına ilişkin ve bir tweet derlemeleri hazırlıyor. Ve bunun için illa Yahudilerle ilgili veya İsrail'le ilgili bir şey olmasına gerek yok. Doların yükselmesiyle de ilgili olabilir. Doğal gaz fiyatlarının pahalılaşmasıyla da ilgili olabilir. Gerçekten İsrail'le Filistin arasında yaşanan bir sıkıntıdan ötürü olabilir. Her şey olabilir. Hı-hı. Ama muhakkak kendisini bir şekilde antisemit öğeler üzerinden gösteriyor. Twitter'da bunu görebiliyoruz maalesef. Her şeyin, her kötülüğün altından ya siz ya biz ya da combo olarak hepimiz çıkıyoruz yani. Aynen. Bir de şöyle bir şey oldu mesela, bu Mayıs ayında, ben şu an Tel Aviv'den bağlanıyorum zaten buraya. Burada biz bir savaş içerisinde yaşamak zorunda kaldık bir süre. Ve bu süre boyunca Türkiye'li Yahudi olduğumuz için bizden bir açıklama, bir kınama bekleyen insanlar oldu. Ve mesela anketteki örneklerden bir tanesi de Can Bonomo ile alakalıydı. Tam olarak Can Bonomo'nun başına bu geldi. Yahudi olduğu için ondan bir kınama yapması istendi.
Şimdi bu da bence sosyal medyanın getirdiği kötülüklerden bir şey. Çünkü o kadar çabuk ve rahat bir şekilde kendi sesini duyuruyorsunuz ki bir anda Can Bonomo'dan bir insan hesap sorabiliyor. Evet. Ve maalesef Can Bonomo bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Niye bir insan açıklama yapmak zorunda kalsın ki? Hele ki Can Bonomo İsrail'de bile yaşamıyorken, hiçbir şekilde buranın siyasetiyle hiçbir alakası olmazken niye böyle bir şey zorunlu tutulsun ki? Çok yani doğru. Maalesef böyle bir durumda söz konusu. Peki buradan hemen bağlantılı bir şey soracağım. Devam etmek istiyorum ondan sonra konumuza ama peki şimdi iki ülkenin arası kötüyken ilişkiler daha da kötü. Yani antisemitizm daha da yükseliyor. Peki arası iyiyken de oluyor mu bu? Oluyor. Oluyor ama şöyle bir fark oluyor. Yani siyasilerin söylemi arttıkça bu çok normalleşiyor bu kullanım. Ve kendisini bence yani tabii bu bilimsel bir veriye dayanarak söylemiyorum. Tamamen kendi deneyimim. Ben daha fazla görüyorum. Ama ne zaman ki Türkiye ile İsrail arasını daha iyi yapmaya çalışıyor. Bir normalleşme sürecine giriliyor. Ve bu tarz söylemler siyasiler tarafından azaltıldığı için daha low profile gidiyor. Twitter'da da ve Facebook'ta da ve her bütün sosyal medyada da. Peki son düzlüğe doğru gidiyoruz. Ne yapmalı konusuna biraz da değinmek istiyorum. Şimdi Pınar senden başlamak istiyorum. Şimdi neler ne yapılabilir antisemitizm karşısında diye düşünüyorum. Şimdi Avrupa'da belki örnekleri vardır. Bu kadar çok belki sesin bu kadar yüksek çıkmamasına işte eğitimin bir etkisi de olabilir belki. Ben hani kendi yaşadığım ülkeden biliyorum. Belçika'da çocuklar belirli bir süre sonra Holocaust kampına götürülüp orada ders olarak bu işleniyor. Bizim çocukları Polonya'ya götürüyorlar. Ya da okulda en azından seçmeli din dersi olduğunda herkes herkesin dinine değişmeli olarak girdiği için en azından Yahudileri ya da Ortodoksları ya da Müslümanları, İslam'ı tanımaları daha önceden sağlanabiliyor. Şimdi Türkiye'de zaten ayrı böyle kompartımanlar gibi gidiyor ama Avrupa'da bu önünü kesebiliyor mu eğitimin verilebiliyor olması? Yoksa ne yapacağız? Yani eğitim önünü kesemese bile %100 çünkü bakıyoruz ki hala antisemit eylemler sonuçta bir rapor olarak önümüze geliyor ama bence çok büyük bir etken. Neden? Çünkü zaten Fransa'da din dersi yok. Bunu belirtmekte fayda var. Ama tarih dersinde ve ilkokulun son senesinden SMD'den başlayarak Holocaust'un ne olduğu çocuklara anlatılıyor. Hı-hı. Yani bu tarihsel örneklerle yapılıyor. Bence Fransa'nın en büyük avantajı şu an Memorial'in sitesine girdiğimizde yani internette o kadar çok ulaşılması kolay kaynaklar var ki öğretmenler için formasyonlar var mesela. Hı-hı. Siz bu üniversite hocası da olsanız, üniversite öncesi kurumlarda da ve bunları nasıl anlatmanız gerektiği size bir PDF şeklindeki kitapçıkla sunuluyor. Zaten burada bu çok önemli bir şey. Çünkü Türkiye'de bunu yapmak istediğimizde nasıl donelere erişeceğiz bunu bilmiyorum. Bunu oranın uzmanları açıklasın ama ikincisi hem de öğrencilere seçeceğimiz kelimeler bile bize söyleniyor. Yani bunun tarihsel gerçekler kaptırılmadan rakamlarla nasıl verilmesi gerektiği ve bu son derece objektif bir kaynak. Hiçbir şekilde içinde subjektif bir şey barındırmıyor. Aynı zamanda şunu da biliyorum ki Holokost'tan kurtulanlarla öğrenciler bir araya getiriliyor ve Fransa Almanya arasında lise sondaki sınıf öğrenciler için öğrenci değişim programları yapılıyor ve bunların birbirlerine aktarılması. Bu aslında insanlara karşı işlenmiş suç olarak bir de şöyle bir şey de var. Fransa'da 21-28 Mart haftası antisemitizm ve rasizmle mücadele haftası diye geçiyor. O hafta boyunca okullarda sürekli bu konuda aktiviteler var. Yani burada cinsel istismar da işleniyor. Bir insanın eşcinsel ya da transseksüel olmasından kaynaklı hiçbir şekilde nefret suçuna maruz kalmaması gerektiği de Müslüman ya da Yahudi ya da Hristiyan neyse artık dininden ve etnik kökeninden kaynaklı bir ayrımcılığa ve nefret suçuna kalmaması da yani aslında burada hükümet hakikaten bir el vermiş durumda. Aynı zamanda Yahudi cemaatini koruma servisi var ve bunlar İçişleri Bakanlığı ile ortak çalışıyorlar. Polisten gelen donelerle bir yılda kaç tane antisemit vaka var? Bunların kaçı ölüm tehdidi, kaçı fiziksel saldırı, kaçı sözlü şiddet? Yani bu çok önemli bir şey bence. Çünkü burada hükümeti de arkada hissetmek, yalnız olmadığını bir insanın söylemenin en doğru ve adaletli yolu olduğunu düşünüyorum ben. Betsy, Türkiye'deki durum biraz daha karışık herhalde. Okullarda böyle bir eğitimin tam tersi gidiyordur diye düşünüyorum. Evet. hani öğretmenler seçecekleri kelimeleri öğretmenler kullanacakları kelimeleri seçmiyorlar herhalde. Yani ben de şimdi böyle eğitim ve antisemitizm aklıma hep aynı örnek geliyor.
Bu da bizim 2018 anketinin en antisemit vakası seçilmişti. Seçimler olduğu zaman sanırım Haziran ayındaydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi için sanırım. İnsanlar gittiklerinde oy vermeye bir bakmışlardı oy verdikleri okullarda panolar var. İşte Yahudi kimdir? Yahudi arkadan vurandır. Yahudi yalancı olandır. Yahudi'ye güvenilmez. İşte Kudüs bizim olacak vesaire tarzı panolar olan bir eğitim kurumlarını gördük İstanbul ve çevresinde diyeyim. Yani bunu bu şekilde anlatan eğitim kurumlarından zaten yani çok antisemitizme duyarlı insanların çıkmasını ben bekleyemiyorum. Yani çocukların da suçu değil çünkü böyle bir eğitime maruz kalıyorlar. Peki bu konuda şart, bu konuda çalışma yani. Bir şey soracağım. Bu konuda çalışma var mı Türkiye'de? Yani en azından yani Shalom'un Avlaremoz'un olması, varlığı bile aslında hani sosyal medyada böyle haberlerle karşılaşma ihtimali bile yeni nesilde bir etki yaratacaktır. Ama bu alanda belirli bir çalışma var mı? Benim bildiğim en büyük çalışma Hrant Dink Vakfı'nın yaptığı nefret söylemi çalışmasıdır. Başka da açıkçası bilmiyorum sistematik olarak bu tarz nefret söylemlerini programlayarak ve grafiklere dökerek anlatan. Dolayısıyla aslında bu alanda da çok büyük bir açık var. Sadece yani Türkiye'de soykırım çalışmaları ya da bu bırakın aslında çok geçmişli yeni olayların bile konuşulması üzerine eğitim sisteminde büyük açıklar varken kaldı ki Holokost'u, Ermeni soykırımını, Süryanileri, Seyfo'yu konuşmak çok zor olacaktır. Ama yine de umutlu olmaya devam mı edeceğiz? İnşallah. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Burada böyle 40-45 dakika içerisinde böyle bütün aslında derin çalışmalar yapılacak konuları irdelemek mümkün olmuyor. Ama bence doğru bir şekilde en azından giriş yaptık diye düşünüyorum. Sevgili seyircilere de buradan aktaralım. Avlaremoz'u takip edin internet sitesinden lütfen. Ve oy versinler lütfen. Oy verin. Evet, oy verin. Bu yayın olduğu zaman zaten Facebook ve Twitter adresimizden de paylaşırız direkt anketi. Öte yandan İvo Monilas daha önce Artı TV'de yine Pakates Tukyan'ın ve Mihail Vasilyadis'in programına katılmıştı. Yine azınlık gazetelerinin baskı, yani matbaa masraflarının bu ekonomik krizde nasıl arttığını ve yurt dışına nasıl gönderilemediğini bize anlattılar. Bu yüzden daha fazla okunmaya, aboneye, desteğe ihtiyaçları var. Shalom gazetesini de buradan selamlarımızı iletelim Ivo Molinas'a ve bu anlamda desteklerini de unutmasınlar. Türkçe yapılan bu yayınları okuyarak kendilerini daha çok bilgilendirebilirler diyelim. Belki de hep diyelim Türkiye'de ya da dünyada yok bizde antisemitizm yok öyle bir şey dedikleri ideal dünyaya doğru bir adım daha yaklaşırlar diyelim. Teşekkür ederim ikinize de Betsy ve Pınar. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler bu hafta da bu şekilde programı tamamlayalım. Dedim ya çok aslında zorlu konular ele alıyoruz. Bu kadar kısa sürede size konferans bildirileri sunma ve derinlemesine izlenim aktarma şansımız ancak bu denli değerli ve konusuna hakim konuklarla olabiliyor. Betsy Pensoy ve Pınar Kılavuz'a teşekkürlerimizi bir kere daha iletelim. Haftaya görüşmek dileğiyle.